Şimdi üstelik fakülte dekan vekilliği benim üzerimde biliyorsunuz. Bu üniversitenin rektörüyüm ve dekan vekili üzerimde olan tek fakülte diş hekimliği fakültemiz. Dolayısıyla sizinle irtibatımız sadece rektör olmaktan öte bir irtibatımız var. Hocalarımızın her biriyle tanışıyoruz. Şu an fiilen görev yapmaya başlamış olan hoca sayımız yanlış hatırlamıyorsam 8. 9 mu 9? Tamam. Toplamda 11 öğretim üyesine ulaşacağız yakın zamanda. Önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek bu rakam. Hocalarımızı tek tek seçtik, öyle söyleyeyim. Sizin için kaliteli hocalar seçtik. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bir seçme şansı var. Eğer bu diş hekimliği fakültesi çok tercih edilmeyen bir yerde olmuş olsaydı böyle çok fazla seçme şansımız olmazdı ama Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin, Çanakkale'nin cazibesi bize çok sayıda başvuru arasında kaliteli gördüğümüz hocaları seçme imkanı tanıdı. Bir kere başta bunu söyleyeyim. Yani şu an hocalarınızın böyle tesadüfen buraya gelmediğini bir kere bilmenizi isterim. İkincisi, şüphesiz ki bazı eksikliklerle başladık. Şu an birazcık göçebe durumundasınız. Size tıp fakültemizin örneğini vereyim, biraz içiniz rahatlasın. Tıp fakültesi bu üniversitede ilk açıldığında öğrencileri yaklaşık 4 yıl sanıyorum veya 3 yıl İstanbul'da eğitim gördüler. Yani İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüler. Yani buraya bile gelemediler. Çanakkale'den mahrum kaldılar, öyle söyleyeyim. Belki bazıları İstanbul'da oldukları için kendini iyi hissetmiş olabilir ama bu iyi bir şey değil. Yani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisiniz ama İstanbul'da okuyorsunuz. Bu gelecek açısından iyi bir şey değil. Yani İstanbul'da mı kalacaksınız, Çanakkale'ye mi gideceksiniz, belirsizliği iyi bir psikoloji değil. O açıdan iyi bir durum değildi. Sonra öğrencilerimiz bizim üniversitemizde fiilen eğitim görmeye başladılar. Daha sonra şartlar birazcık düzelmeye başladı. Sonra hastanemiz 2007'de faaliyete başladı. Ama 2007'de faaliyete başlayan hastane ortamında çok müsait değildi. Bir tıp fakültesi hastanesi büyüklüğünde ve tasarımında değildi. Siz nispeten daha şanslısınız. Onu söylemek için anlatıyorum bunu. Şu an bu ilk yıl belki birazcık kendi binanızda, kendi ortamınızda değilsiniz ama yine de hocalarımızla ve ihtiyaç duyduğunuz kısmi uygulama ortamlarıyla derslerinizi sağlıklı bir şekilde götürebiliyorsunuz. Önümüzdeki yıla çok daha farklı başlayacaksınız. Şu an sizin için tasarımı yapılarak, tadilatı yapılan bir bina inşaat faaliyeti devam ediyor. Birinci etap ihalesi sonuçlandı. Yani iş tamamlandı. Geriye kalan işler aslında şu ana kadar tamamlanmış olacaktı ama işi yaparken hocalarımızın evet şurası da olsun, şöyle de olsun dedikleri bazı işleri daha toparladık. Onları da ayrı bir ihaleye çıkardık. İhale ilan edildi. Sanıyorum 2-3 ay içerisinde o da tamamlanmış olur.